Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümünü kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Atatürk, 27 Aralık 1919 tarihinde İstanbul'da yakın zamanda toplanacak olan meclisin çalışmalarını yakından izleyebilmek için temsil heyetiyle Ankara'ya geldi. Bu önemli günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere değerli öğretmenimiz Erdal Özdal'ı dinliyoruz. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Seni görmek ister her bahtı kara. Senden yardım umar el düşen dara. Yetersin onlara, güzel Ankara. Sayın Müdürüm, okul yöneticilerim, değerli meslektaşlarım ve sevgili gençler. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, tam 103 yıl önce bugün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelerek milli mücadelenin temellerini sağlamlaştırmakla beraber aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun çalışmalarına önderlik etmiştir. 27 Aralık Ankara'nın en önemli, en anlamlı günüdür. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ankaralılarla Anadolu halkıyla kaynaştığı ve bütünleştiği gündür 27 Aralık. Mondros ile, Sevr ile bileklerine kelepçe vurulan bir halktan özgür ve bağımsız bir ulus meydana getirmek isteyen Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, tarihin akışını değiştiren önemli bir gündür. Ulusal özgürlüğümüze engel olmak isteyen işgalci güçler, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentine yani İstanbul'a kadar girmiş, pervasızca topraklarımızın her karışına göz dikmiş, hangi devlet hangi toprakları işgal edecek yarışına girmiştir. Oysa ki Atatürk'ün buna göz yummaya hiç niyeti yoktur. Bugün Kurtuluş Savaşımız ve Cumhuriyet tarihimiz açısından son derece önemli bir gündür. Gazi Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan Anadolu yolculuğunu 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek tamamladı. Bu yolculuk aynı zamanda bağımsızlık savaşımızın hazırlıklarının yapıldığı bir süreçti. Ve bağımsızlık mücadelemiz Anadolu'nun ortasında Ankara'da başarıya ulaşıp zaferle taşlanacaktı. Milli mücadelenin başlangıç günlerinde Ankaralılar Mustafa Kemal'i coşkulu biçimde karşıladıkları gibi Kurtuluş Savaşı'nda ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde de verdikleri olağanüstü destekle Atatürk'ün gönlünde ayrıcalıklı bir yer kazanmışlardır. Bu değeri Atatürk şöyle ifade eder. Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde müstesna bir yeri vardır. Gelin o gün yaşananları kısaca göz atalım. Takvim 27 Aralık 1919. Günlerden cumartesi. Hava açık, ılık. Birkaç gün önce sepeleyen kar tutmamış. Halk, Çankaya bağlarının batısındaki Kırşehir yoluna açılan yokuş boyunca akın akın yollarda. Kulaklar minarelerde. O tarihi anı minarelerden selalarla bütün Ankara'ya müezzinler duyuracaktı. Mustafa Kemal'i karşılamaya çıkanlar arasında bölük bölük seymenler, göz alıcı bir biçimde, hepsi de çakı gibi, kimi atlı, kimi yaya. Kiminin sağ omzunda baltaları asılı, kiminin martini tüfekleri çapraz. Şal kuşaklarında hançerleri parlıyor, gözleri gibi. Sabırsız bir bekleyiş bu. Saatler öğleden sonra 14 sularını gösterirken o selalar duyuldu. Cümle halk arasında bir dalgalanma oldu. Yokuş başına doğru yüklendi Ankara. Bir sevinçli telaş, bir büyük heyecan, uzaklarda bir motor gürültüsü vardı. Sonra korna sesleri. Evet, geliyordu Mustafa Kemal. Bandırma vapuruyla Samsun'a gelen Osmanlı Paşası o. Miralay Mustafa Kemal Hazretleri değildi bu gelen. Anadolu hareketini başlattığı için boynunda sarayın idam fermanını taşıyan, bütün rütbelerinden istifa etmiş ve milletin bağrına dönmüş bir fert olarak sadece Mustafa Kemal'di.
Kutsal kavgamızın, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlığı tamamlanmıştı. Ankara bu hazırlığın doruk noktasıydı. Yaralı bir ulus artık onun önderliğinde buradan şahlanacaktı. Samsun'da bir hurdalıktan alınan, her parçası bir başka yerde bulunmuş, üstü açık, köhne otomobili yaklaşınca heyecan son haddine varmıştı. Davullar çok daha coşkuyla vuruyor, tezahüratlar birbirine karışıyordu. Gülümsüyordu Mustafa Kemal. Henüz 38 yaşındaydı ama yüzünde nice savaş meydanının tandırında yoğrulmuş bir başka olgunluk vardı. Mavi gözleri çelik pırıltısıyla yanıyor, kalpağının iki kenarında, şakaklarında uçuşan başak, Kurtuluş Savaşı'nın en iyi şekilde Ankara'dan yönetileceğini düşünen Atatürk, hem Ankara halkının davetiyle hem de Ankara'nın coğrafi konumu, cephelere olan eşit uzaklığı, haberleşme ve ulaşım imkanlarının daha iyi olması nedeniyle Ankara'ya gelmeyi kararlaştırdı ve 27 Aralık 1919 tarihinde saat 14 civarında Dikmen sırtlarından Ankara'ya geldi. Ankaralılar 27 Aralık'ta düzenlenen Seymen Alayı ve karşılama törenini karanlık bir dönemin kapanıp aydınlık bir geleceğe geçiş müjdelediği inancıyla Kızılca Gün olarak tanımlarlar. Kızılca günler aynı zamanda yeni bir devletin kuruluşunu müjdeleyen günlerdir. Ankara halkının Atatürk'ü ve temsil heyeti üyelerini büyük coşkuyla karşılaması Atay'ı oldukça duygulandırmıştır. Saçları güzel yüzüne bir başka anlam veriyordu. Yokuş başında Seymenlerin önünde durduğu otomobilden indi. Onlara doğru ağır ağır yürüdü. Hepsi bir anda esas duruşa geçtiler. Her soluk tek can olmuştu. Bütün gözler onun gözlerinde düğümlüydü. Vakur sert bir sesle "Merhaba efendiler" dedi. Seymen efeler ise "Sağ ol Paşa Hazretleri." Mustafa Kemal "Arkadaşlar buraya neden geldiniz?" Seymenler "Millet yolunda can vermeye geldik." Mustafa Kemal "Fikrinizde sabit misiniz?" Seymenler ise "And olsun." Ve Mustafa Kemal "Var olsun yiğitler, var olun" diye seslendi. Ve işte o zaman Mustafa Kemal'in gözleri ilk kez yaşardı. Zincir kabul etmeyen bu ulus onun peşinde gerekirse ölüme bile göz kırpmadan gidebilirdi. O gün olduğu gibi bugün de zor zamanlardan geçen bu şanlı milletimiz bu zor coğrafyada sonsuza kadar ayakta kalacak ve dünyadaki tüm sömürge altında ezilen mazlum milletlere de örnek olacaktır. Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya teşriflerinin 103. yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve vatan için canını veren şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, herkesin 27 Aralık bayramını kutluyorum. Değerli öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Gönlümü attılar dünyanın bir ucuna, düşer bir gülle gibi Ankara'nın burcuna. Bilmem Şahin sığar mı avuçların ucuna, Ankara'da ben böyle çırpınarak yaşarım. Okulumuz 8G sınıf öğrencilerinden Aslı Kayacan arkadaşımız günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte yurdumuz savaşta yenik sayıldı. Düşmanlar güzel yurdumuzu dört bir koldan sarmaya ve saldırmaya başladılar. Sır antlaşmasıyla ülkemizi paylaşan düşmanlar yurdumuzu bölmek için çalışmalarına başladılar. Başta Osmanlı Devleti'nin merkezi İstanbul olmak üzere Antalya, Maraş, Adana, Urfa ve Antep düşmanlar tarafından işgal edildi. Düşmanların maşası olan Yunanlar ise 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e girdiler. Yurdumuzun bulunduğu olmasına rahatsız olan Mustafa Kemal, halkımızı el ele vererek yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktı. Samsun'da halk tarafından büyük bir sevgiyle ve coşkuyla karşılanan Mustafa Kemal, Samsun'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra 12 Haziran 1919 tarihinde Amasya'ya geldi. Burada komutanlarla birlikte yaptığı toplantılar 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya Genelgesi olarak yayınlandı.
Amasya'dan Erzurum'a Erzurum Kongresi'ni yapmak için geçen Mustafa Kemal, burada 23 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum Kongresi'ni yaparak Sivas'a geçti ve 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresi'ni düzenledi. Erzurum ve Sivas Kongresi'nde milli iradeye dair bir hükümet kurulması ilk hedef olarak belirlendi. Bütün illere telgraf çekilerek halkın kendi adına karar verecek temsilciler seçmesi iletildi. Tüm yurtta seçilen bu temsilcilerin bir araya gelip ülkenin kaderini belirleyecekleri, toplantıları yapmaları için birliğinde toplanmaları gerekmekteydi. Bu amaçla Ankaralılar Mustafa Kemal'i ve temsil heyetini seçilen ilk temsilcilerini Ankara'ya davet ettiler. Mustafa Kemal de Ankaralılarla aynı düşüncedeydi. Kurtuluş Savaşı'nın en iyi Ankara'dan yönetileceğini düşünüyordu. Çünkü Ankara yurdun tam ortasında yer alıyordu ve bütün cephelere eşit uzaklıktaydı. Pek çok ilde haberleşme ve ulaşım olanı da yoktu. Bu nedenlerden ve Ankara halkının coşkusuna ötürü Mustafa Kemal ve temsil heyetinin üyeleri 27 Aralık 1919 tarihinde saat 14 sularında dik mersiklerine Ankara'ya geldiler. Yurdumuzun düşmanlardan kurtulmasını ve özgürlüğüne kavuşmasını çok ama çok isteyen Ankara halkı ve çevresindeki yerlerin tüm halkı Atatürk ve temsil heyetini büyük bir coşkuyla karşılamak için Ankara'da toplandı. Atatürk ve temsil heyet üyeleri davullarla, oyunlarla ve seyman gösterileriyle karşılandı. Bu coşkulu karşılama sonucu çok ama çok duygulan Mustafa Kemal bütün Ankaralılara teşekkür etti. Ardından yurdumuzun içinde bulunduğu durumu ve bu durumdan nasıl kurtulacağımızı anlatan bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi Kurtuluş Savaşı'nın önemli gelişmenin başında gelmektedir. Çünkü Atatürk'ün Ankara'ya gelmesi, burada temsil heyetinden üyelerle ve Ankara halkıyla buluşması sonucu oluşan atmosferle birlikte Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve Türk ordusunun kurulması paralellik gösterdi. Bu gelişmeler ışığında Ankara milli mücadele merkezi haline geldi. Yani o zamanlarda dahi Ankara yurdumuza milli mücadele başkentlik yapmış oldu. Kurtuluş Savaşı'nın kazanmasında büyük bir yeri olan Ankara, bu yüzden her 27 Aralık günü bayram yerine döner. Seyemenler art sırtlarında gösteriler yaparlar. Bütün Ankara baştan başa bayraklarla süslenir. Bütün okullarda Atatürk'ün Ankara'ya gelişiyle ilgili törenler yapılır. Sporcular Ankara'da Atatürk koşusu yaparlar. Bütün şehirlerde şenlikler düzenlenir. Ankaralılar bugünü büyük bir coşkuyla bayram tadında kutlarlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. 27 Aralık'ta atam geldi Ankara'ya. Ülkem kalmış karanlıkta, merhem oldu her yaraya. Okulumuz 8G öğrencilerin hazırlamış olduğu Atayı Ankara'da karşılıyoruz adlı videoyu izliyoruz. Dünya tarihi boyunca devletsiz kalmamış tek millet sıkıntıya düştüğünde ne yapar? Bu sorunun cevabını dikile sancağın altında Cincinnati için etrafında kurbanlarla, dualarla ve bağımsızlığın sembolü davullarla toplanan seymenler bin yıldır biliyordu. Oğuz Töresi'ne göre yalnızca devletin ve milletin zorda kaldığı Kızılca gün denilen zamanlarda yeni bir lider seçmek için seymen alayı düzenlenir. ...27 Aralık 1919 günü Ankara'da on binlerce vatan sevdalısı, vatanı içine düştüğü buhrandan kurtaracak lideri Mustafa Kemal Paşa'yı bekliyordu. Kızıl yokuşun altında iki büyük sancak dikilmişti. Otomobiller orada durdu. İki kurban kesildi. Biraz ileride bir kurban daha kesildi. Karşılama heyeti de burada bekliyordu. 9 günlük yolculuk sonunda temsil heyetiyle birlikte Ankara'ya gelen Mustafa Kemal Paşa, 3000 atlı, 700 yaya seymenler ve koca erenlere şöyle seslendi. Merhaba ağalar, merhaba bacılar. Niçin geldiniz, neden zahmet ettiniz? Bağımsızlık uğruna can vermeye geldik. Yedi düveli meydan okuyan bir yedi karşılamaya geldik paşam. Vatan millet uğruna kanımızı akıtmaya geldik. Mustafa Kemal Paşa 25 bin nüfuslu Ankara'da toplanmış yaklaşık 35 bin kişilik kalabalığa baktı ve şöyle seslendi. Fikrinizde sabit misiniz? Andolsun ölümüze dönmeyiz. Tam 103 yıl önce Ankaralılar bir ulusun diriliş mücadelesini başlatan kahramanı bağrına bastı. Bu basit bir karşılama değil, bir devlet kurma töreniydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletin ebedi lideri seçildiği gün bugündür. Gönülden söylüyoruz, iyi ki geldin atam. Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Nice uygarlıklar görmüştür başın. Anlatayım, herkes duysun Ankara. Bugün özgürdür toprağın taşın. Kimse aç kalmasın, doysun Ankara. Okulumuz 8G sınıfından Çınar Karaca,
Merve Erkol ve Pelin Kaya arkadaşlarımız Ankara adlı şiiri okuyacaklardır. Ankara'da doğdu gün, öğün Türkoğlu öğün. Tan yeridir Türklüğün, bahtı ak, taşı kara, adı büyük Ankara. Ordu kuruldu, düşman orada vuruldu. Türkiye bir kale oldu, bahtı ak, taşı kara, büyük kalbi Ankara. Harp meydanı orası, başkentin orası. Bahtı ak, taşı kara, cennetimiz Ankara. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Seni görmek ister her bahtı kara. Senden yardım umar her düşen dara, yetersin onlara güzel Ankara. Okulumuz 8G sınıfından Bahar Barik ve Seynay Özsoy arkadaşlarımız 27 Aralık adlı şiiri okuyacaklardır. 27 Aralık'ta atam geldi Ankara'ya, ülkem kalmış karanlıkta, merhem oldu her yaraya. Atatürk'ü çok severiz, onun yolundan gideriz. Uygar ülke hedefimiz, örnek olalım dünyaya. Düşmanları yurttan attı, Türklüğüme çok şan kattı. Ankara'yı başkent yaptı, hemşeri oldu buraya. Atam Ankara'da durdu, meclisi buraya kurdu. Kurtuluşa karar verdi, hep toplandık bir araya. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Düşman yurdu esir almış, şu feleğin işine bak. Okulumuz 8G sınıfından Ömer Efe Kayacan arkadaşımızı Ankara adlı şiiri okumak üzere buraya davet ediyorum. Üzerinde binlerce uygarlık gelmiş geçmiş Ankara'dan. Tarih dolu her yeri benim güzel Ankara. 27 Aralık günü atam gelmiş Ankara'ya. Yurdu yönetmek için meclis kurmuş buraya. Anıtkabir'i Kızılay'ı, keçisi Armud'u barajları. Misket sevmen oyun havası başkent olmuş Ankara. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bir efsanedir Ankara. Bir mücadeledir Ankara. Ey benim canım Ankara, zamandır bizi maziye bağlayan. Müzik öğretmenimiz Bilge Ertören'i dinliyoruz.
öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Hatıraları, anıları bizi birbirimize bağlayan, zamanda yürüyen bir seni görüyorum. Programımız okulumuz öğrencilerinin performanslarıyla sona erecektir. Programımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese ve siz dinleyenlere teşekkür ediyoruz.